standart piyasada zaman saati olarak satılan ürünler, bu ikisi mekanik tip zaman saati. Bu elektronik tip bir zaman saati. Nasıl çalışıyor? Mekanik tipler şöyle çalışıyor. İçerisinde bunun bir motor ve dişli mekanizma sistemi var. Ve 24 saatte tam tur atıyor. Çalışmasını istediğiniz saatlere şuradaki çeltikleri, pimleri aşağı indiriyorsunuz. Yukarı kaldırdığınızda bunları çalışmaz. Çıkış vermesini istediğiniz saatleri, çeltiklerini aşağı indiriyorsunuz. Bunda 15 dakikada 1'e tekabül eder. Yani şu çeltiğin her biri bir 15 dakikaya tekabül eder. Bunun çözünürlüğü biraz daha düşük. Bunda ise her bir çeltik yarım saate tekabül eder. Peki bunu nasıl kuracağız? Örneğin şu anda saat kaç? Şu anda saat örneğin akşam 10:22. Ve benim zaman saatimin çalışmasını istiyorum. Diyorum ki gece bu zaman saati devreye girsin. Hava kaçta kararıyor? Hava 8'de, akşam 8'de kararıyor. Çeltikleri 8'den itibaren indirdim. İndiriyorum. Sabah hava kaçta aydınlanıyor? Örneğin 5:30'da. 5:30. Şu anda bu zaman saatim. Şu an saatin akşam 10 olduğunu düşünün. Devreye 10'a tekabül edecek. Şuradaki ok 10'a gelecek. Bu şekilde devreye alacağım. Ve bu zaman saatim akşam 8 ile sabah 5:30 arasında buradaki prizinden çıkış verecek. Buna gelelim. Mesela şu anda saat kaç? Örneğin şu anda saat 3 diyelim ya da 3:30 diyelim. 15:30'a getirdim. Kaçta devreye girsin? İşte bu da örneğin 8'de girsin. 10'da girmesin. Atıyorum. 11'de girsin. 1'e kadar. 1'de girmesin. Yani hangi zaman diliminde devreye girmesini istiyorsanız, mesela 2'de devreye girsin. O çeltikleri aşağı indiriyorsunuz. Bu şekilde ayarlanıyor. Bu elektronik tip bir zaman rölesi. Bu da yine 24 saat üzerinden ayarlama yapabiliyorsunuz. Çıkış vermesini istediğiniz zamanı yukarıdaki ekrandan siz ayarlıyorsunuz. Buradaki amacım bu zaman rölesini nasıl kurulduğunu anlatmak değil. Burada şunu anlatmak istiyorum. Örneğin tatile gideceksiniz ve bir süre evde yoksunuz. Ya da kışın akşamları erken hava kararıyor. Örneğin 4'te, 5'te hava kararıyor ve siz akşam evinize 8 gibi falan geliyorsunuz. Şimdi eğer evinizde bir hırsız alarmı yoksa, hırsızlar nasıl çalışıyor? Evime girdi, acı bir tecrübe edindim. Daha sonra gittim hırsız alarmı aldım ama evinde hırsız alarmı olmayanlar için, ne bileyim hırsız alarmı taktırana kadar ya da işte hırsız alarmı taktırmayacağım, çok fazla lazım olmayacak bana diyenler için bu bilgiyi veriyorum. Hırsızlar şöyle bir bakıyor, ışık görmedikleri evin ziline basıyorlar ya da cama taş atıyorlar. Bir tepki yoksa eve dalıyorlar. Çok da kolay giriyorlar eve. Benim balkon penceremden girmişti. Çok kolay bir şekilde girmiş, evi talan etmiş, gitmiş yani. Bayağı da bir şey götürdü. Evde ışık olsun isterseniz, yani hırsızlar için bir caydırıcılık olsun isterseniz, bu zaman saatini prizinize takarsınız. Daha sonra çıkışına, ben burada basitten bir lamba yaptım, fişli. Bu lambayı takabilirsiniz bu şekilde. Ya da bu lambanın daha düzgünleri var. Nasıl? Direkt buradaki lambanın duyunun çıkışında fiş var. Direkt duyuyla birlikte getirip buraya takabiliyorsunuz onu. Lambayı takabilirsiniz. Örneğin dışarıdan gözükecek, İşte ne diyeyim, mutfağınızdaki setin üstündeki prizler var. Mutfağınızın perdesini de açık bırakabilirsiniz dışarıdan ışık gözüksün diye. Akşam saatlerini ayarlarsınız. Siz evde olmadığınız zaman o lamba otomatik olarak devreye girer. Hatta bundan iki tane yapabilirsiniz. Örneğin bir tane holdeki prize taktınız. Yine bir tane mutfaktaki prizde var. Örneğin belli saatlerde bu devreye girdi. Sonra ikisi beraber devreye girdiler. Biri çıktı, öbürü devrede kaldı şekilde çeşitli opsiyonlar yapabilirsiniz.
Ha bu ışık ne sağlayacak? Bu ışık şuna yarayacak. Evde sanki birileri varmış gibi dışarıya bir görüntü verecek. En azından bir caydırıcılık olacak. Bu zaman saatlerinin kötü bir huyu var. O da şu: elektrik kesildiğinde zaman durur. Ve zaman geldiğinde elektrik kesildiği kadar bu geriden başlar. Bu elektronik tip zaman rölelerinde ise, zaman saatlerinde ise elektrik kesildiğinde sadece prizine enerji vermez ama içerisindeki zaman değerlerini tutar. Elektrik geldiğinde bu zaman rölesinde olduğu gibi gecikmeyle başlamaz. O an zamanı neyse onunla başlar. İçerisinde bir tane pil sistemi var. Zamanı tutuyor. Elektrik gitse de zamanı tutuyor. Elektrik gittiğinde sadece prizlerde lamba varsa ve lamba o saatte çalışması gerekiyorsa o lambayı çalıştırmaz. Ama elektrik geldiğinde, örneğin elektrik 8'de gitti, 10'da geldi. Yine 10'da başlar ama elektrik 8'de gidip 10'da geldiğinde saat 10'da 8'miş gibi kaldığı yerden devam eder. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun kullanımını anlatmayacağım çünkü birkaç model, farklı modeller var. Hepsinin kurulumu farklı farklı. Ben sadece bu videoyu size fikir vermesi açısından söyledim. Dediğim gibi evde olmayacağınız akşamlar, tatile çıktığınızda ya da işte kışın eve geç geldiğiniz zamanlarda evde ışık yansın, caydırıcılık olsun istiyorsanız zaman saatlerini kullanabilirsiniz. Bu zaman saatleri ayarladığınız zamanlarda işte buradaki şeylerine, prizlerine çıkış verecektir. Bununla bir lambayı ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz. Hatta lamba ile birlikte radyo çalıştırabilirsiniz. Evde ses olsun diyebilirsiniz. Orada basit bir radyo ya da MP3 çalarınız evin içerisinde ufak ses yapabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şu: bazılarında bunları biz UPS toprak çıkış diyoruz. Örneğin burada olmayacak bu fiş. UPS'e göre fişler var. O fiş buraya olur. Ama az önce söylediğim gibi direkt duy fişli, yani duy arkasında fiş olan bir duy aldığınızda yine o buraya oturmayacaktır. Ona dikkat etmenize fayda var. Mesela o buna oturacaktır. Bunun içerisinde herhangi bir şey yok. UPS çıkıntısı yok. Toprak çıkıntısı. Ya da bu tip elektronik bir zaman rölesi aldığınızda, elektronik zaman saati aldığınızda bu da yine elektrik kesilse de etkilenmeyecektir. Bunu ben başka nerede kullandım? Aslında bununla ilgili ilk uygulamamı şöyle yaptım. Bir arkadaş dedi ki, Mehmet dedi, tatile gittiğimizde, yazlığa gittiğimizde dedi işte domates ekiyoruz, vakit yetmiyor. Daha önceden Mart gibi falan gidiyoruz, domates ekiyoruz, bu sefer de domates kuruyor biz gidene kadar, sulayan olmuyor demişti. Mesela 10'da şu zaman saatini kullanmıştım. Bu zaman saatinin çıkışına 220'lik bir tane selenoid valve koymuştum. Musluğa bağlıydı selenoid valve ve damla sulamaya gidiyordu. Mesela 24 saatte bir, hani zaman kesildiği zaman kaldığı yerde kalıyor ama o sulamada çok önemli değil o. Yani 1 saat, 2 saat kesilmiş önemli değil. 24 saatte 1 saat ya da yarım saat selenoid devreye sokuyordu. 220'lik selenoid vardı. O selenoid de bahçeye damla sulama yapıyordu. İlk yıl gitti geldi, dedi ki Mehmet harika olmuş. Gittiğimizde direkt domatesleri yemeye başlamıştık. Bu video teknik bir video değil. Yani buradaki zaman saatleri nasıl çalışıyor, ne yapıyor, nasıl ayarlanıyor onu anlatmadım. Sadece hırsızlara caydırıcılık olabileceğini düşünerek size böyle bir video çekmeyi düşündüm. Aklınızda olsun derim.